Herkese merhabalar, ben Umut Akıncıoğlu. Yine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Gürşen Yabusele'yi konuşacağız. Ama öncesinde politika videosunun altına gelen yorumlardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel yorumlardı. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Yabusele transferinde bazı net olan kısımlar var. Biraz da karmaşık olan kısımlar var. Bunların hepsini videonun son kısmında anlatacağım. Orada oyuncuyu da değerlendireceğiz. Genel hatlarına bakacağız analiz kısmından sonra. O kısmı zaten aşağıda bölümler kısmında görebilirsiniz. Biraz videonun içeriğinden bahsedeyim. Çok kısa, ilk defa izleyenler olabilir. Ben size oyuncunun bilgilerini anlatırken nerede ne yapmış, istatistikleri nelerdir, o sırada highlights görüntülerini izleyeceksiniz. Ardından oyuncu Fenerbahçe Beko'ya gelirse koçtan bağımsız konuşamayız. Igor Kokoşkov Yabusele'yi nasıl kullanabilir? Yabusele'nin Fenerbahçe'deki muadil oyuncuları kimler? Koç onları nasıl kullanmış? Belirlediğim birkaç tane spesifik özelliği var oyuncunun. Takdir ederseniz 10-15 dakikalık videoda oyuncunun bütün analizini yapamam. Belirlediğim öne çıkan ve Fenerbahçe Beko'da nasıl kullanılabilir? Hangi özellikleri işe yarayabilir? Bunları seçtim. Ayırt ettim. Bunları anlatırken yanımda eksi yanlarından da bahsedeceğim oyuncunun. Siz kanala abone olup videoyu beğenirken yavaş yavaş da oyuncunun analiz kısmına geçelim. Şimdi Yabusele kimdir? Bir ona bakalım. Siz arkada görüntüleri izlerken 1995 doğumlu Fransız bir oyuncu Yabusele. Azvel'de oynuyor. Boyu 2.03. Çok tartışılan konusu kilosu. 110 kilo civarlarında, yani en azından 10 kilo üstü, 1 kilo altı. O bantlar diyebiliriz. Evet, biraz tosun bir oyuncu. Özellikle kalça kısmı büyük ama bunu avantaja çevirdiği noktalar da var. Onu belirteyim. Şimdi Yabusele'de 7-8 sene önce dönüp baktığımızda Fransız forumlarında veya Fransız izleyiciler Yabusele'yi yeni Boris Diaw diye nitelendirmişler. Ki pek öyle olmadığını da belirteyim açıkçası. 2016'da Boston Celtics ilk turda 16. sırada seçti Yabusele'yi ama orada bir istikrar sağlayamadı. Daha sonrasında yolu Çin'e düştü. Pek çok kez düştü. Açıkçası bu benim için bir soru işareti. Şimdi 2020-2021 Euroleague istatistiklerinden bahsedelim Yabusele'nin. Daha sonrasında görüntülü analizine geçelim oyuncunun. 30 maça çıkmış. Ortalama 25 dakika süre almış. 11 sayı, 4.2 rebound, 1.2 asist, 0.8 top çalma, 1.6 top kaybı, 0.6 blok ve 11 verimlilik ortalamasıyla oynamış. Ancak şimdi buradaki önemli nokta şu. Yabusele içeriden, yani ikilik olarak 52,8 ortalamayla, %52 ile 53 de diyebiliriz ortalamayla oynuyor. Dış şut ortalaması da 38,5. %38,5. Buradaki çok kötü olan bir rakamsa serbest atışlar, %71,5 ortalamayla oynamış Yabusele. Şimdi Yabusele'nin Fenerbahçe'deki muadilleri kim? Bir ona bakalım. Ulanovas, Pierre ve bir nebze olsun Eddie. Ama Eddie'yi buradan ayırıyorum. Dış şutlara baktığımızda Pierre 41,7 ortalama. Ulanovas 40, Eddie 45. 38,5 ortalaması da Yabusele'nin var. İçeriden Pierre %61,5 ortalama. Ulanovas 51,5. Eddie 50. Serbest atışlara geldiğimizde Pierre %88 ortalamayla oynuyor. Ulanovas 72,2 ile oynuyor. Eddie 90,5 ortalamayla oynuyor. Yani Yabusele burada Ulanovas'a neredeyse eşdeğer. Hatta Ulanovas'a da düşük kalıyor. Şimdi bunu görüntülü analiz yaparken daha iyi hatırlatacağım size. Çünkü önemli noktalar var. Şimdi Azvel Fenerbahçe Beko maçından bir görüntüyle karşınızdayım. Fransa'da kazandığımız maç bu. Oyuncunun ilk öne çıkardığım özelliği penetreleri. Oyuncunun sağ elini ve sağ el üzerindeki yaptığı penetreler çok dikkat çekiyor. Bunu 3 numaralar Fenerbahçe Beko'da kullanıyor. Kokoşkov'un tercih ettiği oyunlardan bir tanesi. Şimdi bunun üzerinden biraz anlatacağım. Gördüğünüz gibi Yabusele burada Gudric'e sağdan piki koymuş. Devamında şimdi Yabusele'nin bir özelliği hem içeri doğru devrilebiliyor hem de çoğu zaman yana doğru açılıp şut kovalıyor. Neden? %38,5 şut ortalaması var ve diğer Fenerbahçe'deki muadillerine göre daha çok şut kullanmış. Yani ortalamasının biraz daha düşük olmasının sebeplerinden birisi olabilir. Hani Azvel'de de oynadığını göz ardı etmeyelim. Şimdi Yabusele bu oyuna piki koyduk. Gene dışarı açılacak. Oynatıyorum. Oynandı. Yabusele'ye pas geldi. Şimdi Yabusele'nin en büyük özelliği az önceki gördüğünüz pick and roll savunmanın dengesini bozmak için. Bakın Veseli çok kontrolsüz bir şekilde Yabusele'ye gidiyor. Yabusele bunu birkaç görüntü daha göreceğiz. Bunu da biraz daha uzun anlatacağım. Kontrolsüz savunmada kuvvetli şekilde penetresini yapıyor ve çembere gidiyor. Oynatıyorum. Veseli'yi dengesiz yakaladı. İçeri gitti ve bitirdi. Real Madrid maçından bir görüntü seçtim. Gördüğünüz üzere Yabusele tepede duruyor. Guard'dan pas gelecek Yabusele'ye. Hop geldi. Gördüğünüz gibi savunma gene dengesiz yakaladı Yabusele. Sola gider gibi bir fake atıp yine sağdan çembere doğru gidecek. Bu Kokoşkov'un isteyeceği özellikten birisi. Neden bunu Deschamps'te çok gördük yaptığını. Ulanovas da bu noktadan sol elle içeri doğru penetresini yapıp genelde dıştaki oyuncuya topu çıkarırdı. Oynatıyorum. Gönderdi. Hop topu korudu ve smaçla bitirdi. Kuvvetli gidiyor.
Yine aynısı, benzer. Burada ikili oyun var. Bunu Fenerbahçe Beko'da çok görüyoruz. Dekolo, Veseli devam edecek. Uzun devriliyor. Bazen her zaman Veseli topu alamıyor. Ve genellikle 3 numaralar burada Pierre, Ulanovas, bazen Guduric oynadı. Guduric burada top alıp ya şuta ya da pas opsiyonlarına bakıyor. Yabusele'nin buradaki penetresinin üzerine bakacağız. Yine dağınık bir savunma var. Oynattık. Gard'dan pas geldi. Hop. Devam et. Şimdi görüntüyü biraz daha geriye alma, daha net anlaşılması için genellikle basketbolda koçlar hep der ki şu ortayı kapatın. Yani oyuncuyu çizgiye, kenara sürün der. Şimdi gördüğünüz gibi Yabusele savunma hazırlıksız geldiğinde bu oyuncu ne kadar kapatıyormuş gibi gözükse de aslında şurada Yabusele'nin gidebilmesi için çok alan var. Şimdi Yabusele bunu okuyup sağ el üzerinden gidebiliyor. Sol el üzerinden driplingi çok çok az. Şimdi burada tekrar Yabusele'nin pikini görebiliyoruz. Yabusele'nin bir eksisinden bahsedeyim. Çok iyi bir pick and roll oyuncusu değil. Yani o perdeyi Kyle O'Quinn'de gördüğümüz gibi gidip böyle dan diye Amerikan pick'i gibi koyamıyor. Genellikle oynayacağı oyuna odaklanıyor. Bunu bir başka pozisyonda daha net göstereceğim. Bu pozisyonda da göreceğiz bunu. Tam koymuyor çünkü aklı penetreder. Hop. Aldı topu. Geldi. Tamamen bu oyuncunun hatası var. Şimdi burada bakmamız gereken artı özellikten birisi. Evet, topla çemberi penetreleri çok iyi. Gerçekten çok iyi kalıp. Ve kuvvetini gördüğünüz gibi Tavares. Yani bir başka Tosuncuk da burada var. Ve Tavares'i nasıl geriye doğru püskürtecek ona bakalım. Kuvvetli oyuncu önemlidir. Fenerbahçe Beko'nun zayıf kaldığı anlar oluyordu. Çok iyi bir savunmacı değil ama bu savunmada da işine yarar. Hop, Tavares'i geri püskürttü. Şimdi dedim ya 3 numaralar Fenerbahçe Beko'da top geliyor. Bakın gördüğünüz üzere top Deşan, Pierre'de ve çizgide. Kokoşkov içeri penetreyi istiyor. Çünkü penetre savunmanın dengesini her zaman bozar. Oynattık. Pierre'den geldi. Hop, Ahmet'e pas. Ve Ahmet bunu şaşıracaksınız ama smaçla bitiriyor. Şimdi gelelim bu penetrelerin canımızı yakacağı noktalar nere? Şimdi buradan Yabusele'ye top gelecek. Yabusele daha sonrasında Yabusele'yi az önce görüntülerden gördüğünüz üzere böyle bir penetresini bekliyoruz değil mi? Hemen temizliyorum ve oynatıyorum. Top geldi. Hop, şut fake'ini verdi. Oyuncuyu yemedi ve burayı kapatmaya çalıştı. Çok iyi bir kapatma değil ama ayağı hızlı çekip Yabusele'yi gördüğünüz gibi sola doğru sürükledi. Ama Yabusele ısrar edecek ve buradan oynamaya çalışacak. Israr ediyor, oynamaya çalışıyor. Hop! Şu an savunma dengesiz gördüğünüz üzere Yabusele'nin de bir omuz teması var. Ve savunmayı vücudu geriye doğru atmış. Bu oyuncu yere düşecek. Akıtalım. Hop! Gitti. Şimdi Yabusele'ye eğer Bienvenue Yabusele, hoş geldin Yabusele, welcome Yabusele diyorsak şunu bilecek. Fenerbahçe Beko'da bu düdük çalınır. Yani nasıl çalınır? Hakem hücum faali gösterir. Canınızı yakabilecek noktalar Yabusele gelirse hücum faali alır. Onu belirteyim yani. Maç ortalaması da 1-2 olur. Şimdi top Yabusele'ye geliyor gene. Oyuncu gene burayı kapatacak. Yabusele buradan gitmek isteyecek. Oynattım. Hop, kapattı gördüğünüz üzere. Yabusele yine geri dönüyor. Ve işte Yabusele'nin sorunu bu. Sağdan penetreye de gidemediği an Yabusele bu oyunda buraya pas atacak. Ama penetresi kadar etkili bir pası yok. Penetresini kapattığınız anda savunması biraz daha kolay bir oyuncuya dönüşüyor. Yani Yabusele'nin kendi solunuzu, Yabusele'nin de sağ tarafını kapattığınızda o Yabusele'yi Yabusele yapan özellik gidiyor. Şimdi Yabusele'yi Yabusele yapan o özellik gidiyor dedik ama Yabusele'nin de farklı bir özelliği daha var. Bunun aynısını Kokoşkov, Pierre ve Ulanovas da kullanıyor. Yabusele'nin de eğer isteniyorsa ki bunu son bölümde açıklayacağım, konuşacağız. Yabusele'nin önemli özelliklerinden birisi de bu işte. Şimdi göreceğimiz pozisyonlar. Yabusele'nin alçak post oyunları, isolation oyunları ve Pierre'de gördüğümüz, Ulanovas'ta gördüğümüz oyunlar. Yabusele o bahsettiğimiz o kalçayı işte, o büyük kalçayı buralarda çok iyi kullanıyor. Yabusele için çizilen bir set var. Bu birebir aynısı Pierre'li Ulanovas'a da oynanan bir oyun Fenerbahçe Beko'da. Şimdi guard topu getiriyor. Şöyle çizeyim. Yabusele burada piki koyacak. Oynatarak gidelim. Geldi, hop. Gördüğünüz gibi çok az önce bahsettiğim gibi umursamaz bir pik, sağlam bir pik değil. Ardından bu oyuncu Yabusele'nin bu oyuncusuna piki koyacak. Hop, gördüğünüz gibi guard yerini aldı. Dekolo varsayın bunu. Yabusele kısa oyuncuyu yakaladı. Oyuncu önden almaya çalışıyor. Deşan Pierre'de çok gördük bunu. Benzer pozisyonda göstereceğim. Oyuncu buradaki pası guard rahat veremediği için gördüğünüz gibi ortaya Bako'ya yansıtma pası atıyor. Bunu da Veseli Bart olarak düşünün. Ve buradan bir oyun gelecek. Bunu Fenerbahçe Beko'da gördük bu sezon. Bako'dan pas.
Yabusele aşağıya boşalttı ve aldı. Birebir Fenerbahçe bekoluğunda olan bir oyun bu. Devamında da yine benzer. Burada pick and roll oynanıyor. Akabinde buraya gidiyor ve kısa oyuncuyu almaya çalışacak. Geldi. Yabusele geldi. Burada adam değiştiler. Bu oyuncunun biraz daha zekası olduğunu gösteriyor. Ama ona rağmen nasıl güçlü gittiğine bakalım. Oynuyor. Hop. İki dribbling ve bitirdi. Şimdi az önce söyledim ya. Pierre'de ulanamasa oynanan oyunlar var. Şimdi biraz Fenerbahçe Beko özelinden gidelim. Eddie buradan pası Pierre'e verdi ve gitti. Burayı boşalttı. Pierre'in birebirini gördük. Şu anda. Evet ve bitirdi. Bunu bu sezon Pierre her maç en az 2-3 kere oynadı. Bu da Ulanovas için. Gördüğünüz gibi az önceki Pierre'in pozisyonu gitti ve Ulanovas geldi. Yine boş bir arazi var ve Ulanovas birebir oynuyor. Burada Yabusele'yi düşüneceksiniz işte. Ulanovas oynadı, hop döndü ve şaşıracaksınız ama sayıyı attı. Şimdi gördüğünüz üzere Yabusele kendisinden daha zayıf oyuncuyu yakalamış. Top da guard da. Bu pozisyonun aynısını Fenerbahçe Beko'da göreceğiz şimdi. Aşağıya boşaltmışlar. Pick and roll oynayacak gibi hop ve sayı. Şimdi gördüğünüz üzere Vesely burada. Pierre burada. Yani Yabusele'nin muadillerinden birisi burada. Top da oyun kurucuda. İzliyoruz. Hoppa aşağı doğru ve Pierre bitirdi. Pierre bunları çok iyi oynuyor ama kuvvetsiz kaldığı yerler olabiliyor. Pierre'in de boyu yanlış hatırlamıyorsam 1.98, Yabusele'de 2.03 ama bariz bir size farkı var. Kokoşko çok rahat kullanabilir ve özellikle işte o penetre, yani Pierre'de de kullandığı ve bu low posta atılan toplar, isolation oyunları Pierre'de kullandı, Ulanovas'ta kullandığı, bunun üstüne basıyorum. Özellikle Yabusele bu hikayeye geliyor. Senaryodaki bu oyuncunun yerine Ulanovas'ın yerine geliyor ve böyle kullanılacak. Şimdi oyuncunun öne çıkan özelliklerinden birisi de şut atması. Evet, çok büyük bir şutör değil. Öyle söyleyeyim yani. Çok iyi bir şutör değil. Çok kötü bir şutör değil. %38.5 ama neredeyse Eddie'nin iki katı kadar şut kullanmış Azvel'deyken. Oyuncu şu nokta, bu nokta, az biraz buralardan, sağ tarafından ama şu çizdiğin diplerden çok nadir şut atıyor. Özellikle şut attığı bölgeler şu çarpı koyduğum yerler. Bazen de buradan da atıyor. Şimdi içeride oynanan bir oyun var. Yabusele burada. Burayı da Deşan Pierre olarak kabul ederim. Pierre'e oyunu bırakmış Fenerbahçe Beko az önce gördüğümüz üzere ve buradan Yabusele topu istiyor. Hoppa. Atabiliyor. %38.5 hiç fena değil. Top guardda. Yabusele burada. Burada olan oyuncu genellikle Deşan Pierre, Guduric, Ulanovas'ı göstereceğim. İsmail Bako ile burada bir pick and roll oynandı ve İsmail Bako aşağı doğru devrildi. Şimdi De Colo'nun şöyle penetrelerini herkesin gözünün önüne geliyordur ve ya Vesely ile uzunla top buluşturur ya kendi gider ya da bu bölgede bulunan oyunculara pası atar. Ekranı temizledim. Oynatıyoruz. Hop pas geldi. Yabusele gelen topu değerlendiriyor. Şimdi buna benzer bir Fenerbahçe Beko'nun oyunu var. Şimdi bu da Fenerbahçe'nin benzer. Gördüğünüz gibi az önce bu taraftan oynuyordu genellikle Azver. Ama Lorenzo Buran ve Vesely'e bakalım. Vesely devrilecek. Her zamanki alıştığımız gibi short rolde pası alacak. Ulanovas yükselecek. Oynatalım. Devrildi. Hop pas aldı. Hop durdurdum. Gördüğünüz gibi Vesely boştaki Ulanovas'a topu atıyor. Bunu Yabusele olarak hayal edebiliriz. Top Ulanovas'a geldi. Ulanovas atmadı. Topu Lorenzo Brown'a verdi. Doğru şut Ulanovas'ınki. Bu işte ekstra pas. Şimdi Ulanovas muhtemelen orada şutuna güvenmedi. Ama Yabusele'nin işte önemli çıkan noktadan birisi bu. Şutu %38.5 ama özgüvenli bir oyuncu. Evet, şimdi oyuncunun değerlendirme kısmına geçelim. Biraz transferi nedir onlardan bahsedeyim. Şimdi Yabusele'yi Kokoşkov'dan bağımsız konuşamayız. Yani hiçbir oyuncuyu Kokoşkov'dan bağımsız konuşamayız. Şimdi gösterdiğim üzere bu oyuncunun muadilleri Ulanovas ve Pierre. Eddie'yi de buraya kattım ama biraz ayırarak kattım. Neden? Koç 4 kısaya döndüğü yerlerde Eddie'nin boyu neredeyse Yabusele ile aynı olduğu için 4 numarada çok kullandı. Baskonya maçında Polonaro'yu Eddie ile savunduğumuz kısımlar var. Yabusele 3 ve 4 oynuyor. Benim tercihim 3 numarada oynaması lazım. Koç Kokoşko genellikle 4 kısaya döndüğü yerlerde de Yabusele çok iyi iş görür. Ulanovas, Zalgiris de böyle kullanıldı ama koç bunu çok tercih etmedi. Ağırlıklı Pierre ve Eddie'yi kullandı. Burada Yabusele bu açıyı kapatabilir ama bence ben olsam, yani koçtan da çözebildiğim kadarıyla Pierre ve Yabusele ikilisi
çok iyi bir rotasyon oyuncuları olur. Birbirlerini paylaştıkları, o sezon ortasındaki işte Pierre'le Lunavas'ı kullandığı gibi. Yan faktörler neler var oyuncuda? Fast break'e çok hızlı çıkabiliyor. Blok özelliği var. Bloğu kovalayabiliyor ama böyle muhteşem bir blok kralı gibi bir oyuncu değil. Yani Dunstan beklemeyin. 18 blok koydu bütün sezon boyunca ve 17. sıradaydı, öyle söyleyeyim. Yer yer böyle posterlik bloklarını görebiliriz. Şimdi gelelim, ben bu Yabusele videosunu neden yapıyorum? Bundan ta Nisan ortasında, 1,5 ay önce çıkan haberler vardı Yabusele hakkında. Öncelikle Moses isimli basketbol muhabiri yazdı ve arkasından da İtalyan muhabirlerden de, işte Litvanyalı muhabirlerden de bununla ilgili tweetler geldi. Ama benim bu videoyu bugün çekmemin ana sebebi, Def Central adında bir tane Real Madrid fan kitlesinin oluşturduğu sadece Real Madrid üzerinden bir haberler paylaşan bir haber sitesinin Yabusele hakkındaki transfer iddiaları. Şimdi 125 bin abonesi var. Şimdi haberde diyor ki Yabusele Fenerbahçe Beko'yla 3 yıllık 1,3 milyon dolara gelecek. Bilmeyenleriniz olabilir, gazetecilik mezunuyum ve çalışma hayatımda bunun üzerinden devam ettirmiş biri olarak ortalama bir medya okur yazarlığı yapabiliyorum. Şimdi bu habere gelebilmesi için ki Euroleague'de paranın ne kadar zor öğrenebildiğinizi hepimiz biliyoruz. Ya menajerden geldi ya da kulüp içinden sızdırıldı. Maccabi ilgileniyor bu oyuncuyla. Net yazıldı. Real Madrid ilgileniyor. Fenerbahçe Beko ilgileniyor. Ben bu videoyu çekerken de bir muhabirden de şöyle bir tweet geldi. Yabusele Euroleague kulüpleriyle anlaşmadan önce NBA kapısını zorlayacak. Yani şu cepte, Yabusele'nin menajeri işine yarayabilecek, parayı verebilecek, zirveye oynayabilecek, kadro yapılanmasını iyi kuran takımlara Yabusele'nin kontratını göndermiş. Yani Yabusele'nin sözleşmesi, özellikleri Fenerbahçe Beko'nun masasında. Ben bundan artık emin oldum. Anlaşılır mı? Bunu göreceğiz. Diğer kulüplerle bir pazarlık olacak mı? Onu da şuradan anlıyoruz. Eğer bu 1,3'ü menajer verdiyse, bu direkt şu. Bizim pazar fiyatımız bu. Bakın Maccabi, bakın Real Madrid veya isteyen başka kulüpler varsa, Fenerbahçe Beko bize 1,3 veriyor. Fenerbahçe Beko bir marka mıdır? Markadır. Baremi buraya koymuşlar. Bu oyuncu 2017'de Çin'e gittiğinde yıllık 1,5 milyon dolar oynamış. Onu da hatırlatayım. Yani bu bilgiyi de vereyim. Koymak istedikleri para birimi burası. Ama şimdi Yabusele ile transferde biraz pazarlık masasına oturduysak şu an Yabusele ile 1,3 çok. Yani bir ay el sıkışıyorsak buyursun gelsin. Neden? Ulanavas 1 milyon dolar oynandığı söyleniyor. Ulanavas'ın kontratından çıkıyorum. Yabusele'nin kontratına gireceksen Ulanavas'a verdiğin paranın aynısını veririm. Benim kişisel fikrim, bu oyuncu 3 numara oynatılacaksa tamam. Yer yer 4 numara oynatılacaksa tamam. Defoları var mı? Var. Yine ortalama 10 üzerinden 7'lik bir oyuncu olarak gözümde gidiyor. Ama konu 1,3'e geliyorsa, ben 1,3'ü veriyorsam başka piyasalara da girerim. Videonun sonuna geldik. Videonun burasına kadar geldiyseniz zaten videoyu sevmişsiniz demektir. Daha önceki videoda söylediğim gibi ve diğerlerini de söyleyeceğim gibi, yaz aylarına geldik. Havalar ısındı. Hafta sonları da evdeyiz. Ama sokakta yaşayan canlar var. Onlara mama ve su vermeyi unutmayın diyelim. Herkese iyi günler.